Tane ile patates alınan bir dönemi yaşıyoruz. Soğanı tane ile alıyorlar. %30 zamla mı bunu ödeyecekler bu krediyi? Yani biliyorsunuz kampanyalar var artık. Palto, pardösü, belirli giyim kıyafetleri herhalde ayakkabıya kadar gitti. Kredi alıp insanlar bu malzemeleri almak derdindeler artık. Krediyle alınan bir dönemde bize polyanacılık yapıyorlar ama bunun zamanı değil. Çünkü acı gerçeklerin tam merkezinde yaşıyoruz ve yurttaşlara ev hayali satmak da aslında yurttaşlara hakaret etmektir, onları aşağılamaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her arsayı betona gömerek zenginleşmek isteyen Karunların demokratik sorunun yaklaştığını artık yüksek sesle herkes söylüyor. Ekonomide yaratmak istedikleri bu algı tutmayınca yargı darbesini bu sefer devam ettiriyorlar. Bu algı niye tutmuyor? Her gün gaz müjdesi veriyorlar ya. Sıkıştıkları anda şurada gaz bulduk, şurada gaz bulduk diyerek tekrar tekrar bu müjdeleri veren bir iktidar, ortada gaz da yok, ortada insanca yaşayacak bir zam da yok. Artık vatandaş bunlara itibar etmiyor. Yargı darbesinde neler oluyor? Siyasi rakiplerini devre dışına çıkarmak için tam hız bir yargı darbesi devam ediyor. Siyasetleri kalmadı, halka cevap veremiyorlar. İşte Şebnem Korurfincancı, Gezi davası, Kobani Kumpas davası, İmamoğlu davasında olduğu gibi siyasi siparişlerle karar alınıyor. Evet, siyaseten sipariş veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'na ceza verin diyorlar. Neymiş ceza verme sebebi? Ahmak demiş. Ya dünya tarihinde de Türkiye tarihinde de siyasetçinin ahmak demesi en fazla bir eleştiridir. Hani şok edici midir? Emin değilim. Buna nasıl ceza veriyorsunuz ya? Aynı içtihatları ortada. Yargıtay içtihatları ortada. Yani birçok içtihat var ama yok, siyasi talimat geldi. Şebnem Korurfincancı kimyasal silahlarla ilgili kendi alanı ile ilgili, adli tıp uzmanlığı ile ilgili bir değerlendirme yaptı. İşte üçüncü duruşmadır, hala serbest bırakılmadı. Çünkü bir linç kampanyası yapıldı ve Şebnem Korurfincancı'yı cezalandırmak konusunda yargı bir talimat aldı. Yine Gezi davasında olanları biliyorsunuz. İstinaf alelacele onayladı. Neymiş? Çünkü Gezi davasında bütün topluma bir gözdağı vermek istiyorlar. Şimdi gelelim Kobani davasında. Şimdi milletin hakemliğinden korkan bir iktidar var. Niye korkuyorlar? Hakemlikten korkuyorlar milletten. Milletin artık kendilerine güvenmediğini biliyorlar. Kendileri de millete güvenmiyorlar. Çünkü bu itirazın farkındalar. Bu nedenle ne yapıyorlar? Kendi emirlerindeki hakimleri sahaya sürüyorlar ve istediğimiz cezayı verin diye söylüyorlar. Tabii ki yargı da kaybedecek. Bu sadece iktidarın kaybı olmayacak. Yargı verdiği bu kararların ileride hepsinin değişeceğini ve kendilerinin de o görevde kalamayacağını gayet iyi biliyor. Tabii bunu söylerken hakikaten adaleti, hukukun üstünlüğüne inanan yargıç ve savcıları ayrık tuttuğumu, herkesi kastetmediğimi de önemle ve özenle söylemek istiyorum. Benim hedefimdeki yargıçlar ve savcılar, yargı mensupları iktidarın siyasi talimatlarını emir olarak telakki edip hukuktan tamamen bağımsız karar verenlere yöneliktir. Kobani davası demin saydığım davalar gibi dünyada bir eşi benzeri yok. İkinci kere aynı iddiadan yargılama başlatılmış. Her bir arkadaşımız bir ilin cezaevinde Segbis'e zar zor bağlanıyorlar. 15 günde bir duruşma yapılıyor. 15 gün aralıksız duruşma yapılıyor. Daha sorgular bitmemiş. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman'ın daha sorguları yapılmamış. Geçen hafta sabah 5'te bir ara karar açıklandı. Neymiş efendim? Sorgu yapmaya gerek yokmuş. Zaten sanığa da gerek yok. Yargılamaya da gerek yok onlara göre. Savcıya esas hakkındaki mütalaa için süre verdiler. Mütalaasını verecekmiş savcı. Artık mahkeme mış gibi de yapmıyor. Yargılama yapıyormuş gibi de yapmıyor.
ceza muhakemeleri usul kanunun asgari ilkelerini bile dinlemiyor. Uymuyor. Yani buna uyma zorunluluğu hissetmiyor ve böyle ucube bir karar veriyor. Neden? Sincan Mahkemesi tıpkı İmamoğlu'nda olduğu gibi, Gezi davasında olduğu gibi, Kobani Kumpas davasında da verilen siyasi siparişi yetiştirme derdinde. Seçimlerden önce karar verin demişler. Çok açık bir tablo var ortada ve yargıyı sarayın sipariş servisine çevirdiler ya. Böyle bir vehamet olabilir mi? Bunu söylerken bir hukukçu olarak emin olun çok üzüldüğümü de ifade etmek istiyorum. Yargı bunlara alet olacak bir durumda olmamalı. Hiçbir ülkede, hiçbir düzende, hukuk devletinin heysinin olduğu bir ülkede böyle bir tartışmayı yapmak zuldür. Şimdi yargıcın görevini falan anlatmayacağım. Hitler Almanya'sındaki tabloyu hatırlamamız yeterli. Orada Führer diyor ki, o davada ben kendinizi benim yerime koyun, ne düşünecek ve ne karar verecek diysem aynı kararımı verin diyordu ve hakimler, savcılar bunu yapıyordu. Buna ilişkin sayısız film çekildi, sinema filmi. O kadar çok şey var ki, kitap külliyatı, Nazi Almanya'sı döneminde yargının işte Reichstag yangınıydı galiba, orada verdiği karar ve diğer benzer kararlar. Şimdi Türkiye'de de maalesef bu külliyat oluşuyor. Ve tabii ki diğer yandan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ülke kaynaklarını sömürenlere yargılama var mı? Yok. Yolsuzluk yapanlara yargılama var mı? Hayır, yok. Rüşvet çarkı kuranlara, çarşaf çarşaf ilan edilenlere bir yargılama var mı? Yok. Mafyadan rüşvet alan siyasetçilere yargılama var mı? Yok. Arazileri yağmalayanlara yargılama var mı? Yok. Adrese teslim kamu ihalesi alanlara yargılama var mı? Müdahale var mı? Yok. Ya çocuk tecavüzcülerine ceza var mı? Yok. Kadın cinayetlerini işleyenler korunuyor mu? Korunuyor. Gösteri yürüyüşlerine müdahale eden, işkence yapanlara yargılama var mı? Yok. İşkencecilere yargılama var mı? Yok. Roboski katliam faillerine yargılama var mı? Yok. Şimdi böyle bir yargısız hal varken ağır fiillerde kime yargılama var? Figen Yüksekdağ'a, Osman Kavala'ya, Şebnem Korur Fincancı'ya, Selahattin Demirtaş'a, Gülten Kışanağ'a, İdris Balıken'e yargılama var. Gazetecilere yargılama var, akademisyenlere yargılama var. İşte bu çürümüşlüğün dibidir. Geçen hafta bileşenimiz DBP'nin eş genel başkanı tutuklandı. Sadece siyaset yaptığı için tutuklandı. Tıpkı Demirtaş, Yüksekdağ ve Kışanak gibi. Ben oradaydım. Bütün süreci yakından izledim. Hem dosyayı hem aramayı. Tabii ki bu AKP ve MHP'nin seçim kampanyası. Onu söylemeye bile gerek duymuyorum. Demokratik siyasete yönelik darbe operasyonları, siyaset üretemeyen, siyasi bir hikayesi kalmayan, inandırıcılığını kaybeden, halka dönük bir vaadi kalmayan AKP-MHP blokunun acziyetini ve çürümüşlüğünü tekrar ortaya koyuyor. Siyasi rakiplerini operasyonlarla ekarte etmeye çalışıyorlar, hile ve şikelere başvuruyorlar. Kaybetme korkuları o kadar büyük ki son vaatleri, son kez oy verin sonra aday olmayacağım demek işte. Bu düzene böyle devam edelim demek oluyor. HDP'ye, demokrasi güçlerine, muhalif kesimlere, belediye başkanlarına yönelik bu kumpas operasyonlarında bize, bence sizlere de, hepimize çok önemli bir şey hatırlatmalı, bize hatırlatıyor. Cemaatin geçmişte yaptığı kumpasları, yargı kumpaslarını hatırlatıyor. Çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. KCK operasyonlarından, başka operasyonlarından bunu biliyoruz. İşte AKP her fırsatta terörist ilan ettiği cemaati, Fethullahçıları aslında takip ediyor. Onların izinden gidiyor. Bir kopuş yok. Şu anda onların FETÖ dediği, bizim cemaat demeyi tercih ettiğimiz kesimin fikri AKP-MHP
şahsında iktidardadır. Bu yargı kumpaslarıyla ve daha birçok oyun, hile, hurdayla iktidardadır. Çünkü birlikte yapıyorlardı o zaman. Şimdi o öğrendiklerini çok iyi bir öğrenciler mi tartışılır, takip ediyorlar.